fuşa taşları. Peki botoks dolgusu olanlar yapabilir mi? Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Vallahi ben daha böyle kelime tam olarak gelemedim. Belki onun mahmurluğu vardır üstümde, o yüzden kusura bakmayın. Böyle sağdan soldan ışıklar vuruyor, gözlerimi alıyor. Bu ışıklar da çok güzel oluyor. Karşımda da ayna varken biraz yüzümü oynadım, elimi yüzümü kızarttım hazırlık yapılana kadar. Çok dikkate almayın. Şimdi zaten kan akışını hızlandıracağımız için sıfır kızarıklık olacak yüzümde. Daha doğrusu çok kızarıklık olacak ama sonrasında tamamen böyle canlı, kanlı, hoş duracak. Keyifler nasıl? Ne var ne yok? Gerçekten sabah şey söyledim, çok erken yaptık bugün bu çekimi. Kesinlikle diyorum sevgili takipçilerim, bölüm referans etmeli ve takipçi sayım yükselmeli. Çok emek veriyorum. Sabahın altısında kalkıyorum falan diyorum. O yüzden bu videonun başındaysanız veya yeni izlemeye başladıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve mutlaka yorumlarınızı, beğenilerinizi eksik etmeyin. Bunu da söyledikten sonra artık her zamanki gibi videoma giriş yapabilirim. Can canlı, can canlı. Şimdi alın çayınızı, kahvenizi, gelin. Şu taş... Biliyorsunuz benim bundan böyle yıllar önce alt videolarımda da bir yeşim taşıyla yaptığım yüz masajı vardı. Hala da bana mesaj atarlar o videoyla alakalı. İşte Sveamo taşı nereden aldınız ki şu an zaten deli gibi influence ediliyor. İşte nasıl kullanıyoruz vesaire falan diye. Bu taşı da iyi bakın. Şimdi ben normalde taşlarımı Alibaba taştan alıyorum. Ama kendi yerinden. Eminönü'nde benim taşçım var. Ben oradan alıyorum. Ama taş satan yakın tanıdığım, orijinal taş satan yakın tanıdığım bir arkadaşım var. Bazen ondan da temin ediyorum. Mesela bir önceki, ilk hatta gece rutinim Windows'unda kullandığım taşım kırıldı. Sonra da tekrar bunu temin ettim. Kırıldıkça yeniliyorum. Dikkatli kullanın arkadaşlar. Gerçekten yüksekten düşürdüğünüz zaman ince olduğu için kırılıyor. Guşa taşları. Son yıllarda belki çok fazla gördünüz bu taşla alakalı videolar veya işte Reels videoları, Instagram üzerinden bir şeyler atıyorum, paylaşımlar, içerikler, bula bula. Yani bu taş ne işe yarıyor derseniz öncelikli olarak bu taşlar tamamen doğal taşlar. Doğal taşların tabii ki vücuda, cilde etkileri saymakla bitmez. Öncelikli olarak size hangi taşın iyi geldiğinizi bulun. Genelde burç taşları olabilir, özel gün taşları olabilir. Enerji terapisine gittiğimde bana iyi gelen taşları bulmuştum. Ben jasper taşını çok severim ama jasperin bana iyi gelmediğini, işte pembe kuvars taşının iyi geldiğini, yeşim taşının iyi geldiğini, ametistin kötü enerjiyi attığı gibi böyle detaylı detaylı bir araştırma yapmıştım daha sonrasını için ve öğrenmiştim. Ben de yüzümde kullandığım, tamamen böyle bendeki negatif enerjiye atması için kullandım pembe kuvars taşı. Bunun yeşim taşı olanı da var, akik taşıyla olanı da var. Öncelikli olarak gerçekten ne istediğinizi ve hangi taşın hangi amaca riayet ettiğini öğrenmeniz gerekiyor. Hatta videonun sonunda göstereceğim. Benim şurada bir taş alanım var. Orada bana iyi gelen, beni temsil eden veya enerjisine güvendiğim bütün taşlar da yer alıyor. Bu taşları sadece yüzümüzde mi kullanalım derseniz hayır. İşte kötü enerjiyi atmak için evinize barındırabilirsiniz. İşte cüzdanınıza taşıyabilirsiniz. Kolye yaptırıp, yüzük yaptırıp bedeninizde taşıyabilirsiniz. Meditasyon şeklinde alıp bir süre böyle elinizde tutup vücudunuzun belirli noktalarına koyarak da kendinizi motive edebilirsiniz. Birçok yöntemi var. Bu yöntemlerden birini de masajla birleştirirseniz çarpı tabii ki iki kat olacak. Zaten biliyorsunuz yüzünüze yaptığınız lifting masajları veya lifting'e yönelik etkili masajlar sizin cildinizi tamamen aydınlatır, ince kırışıklıklarınızı açar, elastikiyet kaybını engeller, yaşlanmayı geciktirir. Bunu bir de doğal bir taşla artı enerji yükleyerek yaparsanız neden iki katı sonuç almayasınız? Özellikle de böyle sağlıklı yaşayanlar, işte meditasyon gücü yüksek olan insanlar çok fazla öneriyorlar. Bir konaj peelingler önerirler böyle yüz temizlemek için kabak işte peelinglerini. İkincisi mutlaka yüz yogası yapanlar da çok iyi bilirler. Guşa. Tam olarak nasıl söyleniyor ya da kim nasıl telaffuz ediyor bilmiyorum ama ben guşa diyorum kısacası. Bununla yapılan masajı. Öncelikli olarak bu masaj için yapmanız yani temin etmeniz gerekli olan tek şey masaj aletiniz ve yüzünüz için kullanacağınız bir yağ. Şimdi şöyle her zamanki gibi tabii ki organik yağlardan tercih edebilirsiniz. Ben size göstermek için yanımda getirdim ama ben farklı bir yağ ile yapacağım. Şimdi bu yağlardan peki neyi kullanalım Sibel Hanım derseniz benim bu masaj için size uygun gördüğüm veya öngördüğüm üzüm çekirdeği yağı olabilir.
kayısı çekirdeği yağı olabilir. İkisi de anti-aging özellikte olduğu için masajınızı destekleyecektir ve nem olarak da yüzünüzü çok ciddi derecede çok yağ ifrazına sebebiyet vermeden nemlendireceği için önceliğim odur. Göz çevresine bu yağları görmediğimiz için mutlaka göz çevresine de bu masajı yapacaksanız eğer kendi nemlendirici kreminizi sürün arkadaşlar. Diğer bölgelerinize de dediğim gibi tüm yüzünüze yağ yapabilirsiniz. Yağlı ciltler, aktif akneli ve sivilceli ciltlere çok 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 sert ve yoğun olarak önermiyorum. Oldu da yaptınız. O zaman işlemi tamamladıktan sonra mutlaka ve mutlaka yağ fazlasını ciltten almanız gerekiyor. Zaten taşla ürünü yedireceğiniz için sonrasında kesinlikle ve kesinlikle cildinizin üzerinde yağ ifrazını bırakmamanızı öneririm. Şimdi ben genelde yağı göz çevreme çok kullanmak istemediğim için her zaman bu işlemi en başta göz çevremden başlıyorum. Normalde başlangıcı boyun, yüz ve göz çevresi olarak giderken arkadaşlar ben ilk birinci geçişimi göz çevresinden bu şekilde başlayarak yapıyorum. Daha sonra göz çevremden sonra ben de her başlayan gibi dekolte bölgemi ideceğim mutlaka. Şu şekilde. Her taş aynı olmayabiliyor. Taşınızın en ince noktasını kullanın. Göz çevresine baskı uygulamayın arkadaşlar. Tamamen yukarı yukarı lifting hareketleriyle gerçekleştiriyorsunuz bunu. Bakın hiçbir şey yapmıyorum. Göz kremimi sürdüğüm için aslında taş tamamen yüzümde kayıyor. Peki botoksu dolgusu olanlar yapabilir mi? Evet çok baskılı olmayacak yani orada botoksu ve dolguyu eritmeyecek şekilde, ısıtmayacak şekilde tabii ki yapabilirler. Onu da söylemek istiyorum. Peki bu taşı nereden temin edeceğiz? Şimdi bu videodan sonra bana deli gibi bu gelecek. Arkadaşlar dediğim gibi doğal taş satan taşların hepsinde var. Ama bulamazsanız Trendyol'da da var. Nasıl doğal olduğunu anlayacağız derseniz. Bir yorumlara bakın. İkincisi ucuzlara bakmayın. Ondan sonra şey yapıyorsunuz. Şimdi kullanacağınız yağınızı önce elinizle bir ısıtıp ayrıştırıyorsunuz. Sonra yüzünüzün tamamına veya ilk masajı yapacağınız bölgeye kullanabilirsiniz. Ben dediğim gibi kendi yağımı kullanıyorum. Benim yağım zaten benim cildime özel olan bir yağ ama her zaman da hani bu yağı mı öneriyorum? Hayır. Dediğim gibi kayısı çekirdeği, üzüm çekirdeği yağını da kullanabilirsiniz. Başlangıcımız aşağıdan yukarı boyun bölgesi. Ne sıklıkta yapalım? Ben haftada 2 veya 3 mutlaka yapıyorum. Haftada 1 10-15 dakika. Diğer günler ürün yedirmek için kullanıyorum arkadaşlar. Bana diyorlar ki yüzünüze ne yaptırıyorsunuz? Gerçekten belki Eylül, Ekim ayından beri ne dolgu? Botoks yapıldı evet ama çok yoğun yapılmadı. Sadece alnıma yapıldı. Gerçi onun da süresi geçti. Bir yıldır gerçekten işlem yapılmadı benim yüzüme de. Sadece taşların gücü diyebilirim artık. Bakın. Bu şekilde çıktıktan sonra yana yana açıyoruz. Şuradan tutalım. Böyle çok girintili yerlerde kırışıklığı açmak için hareketli alanı kullanıyoruz. Bakın. Ve askılamak için yüzümüzü. Ardından çenemize, nasıl da labial çizgilerimize, buldog sarkmalarına. Bu alanda mutlaka ve mutlaka bu hareketli başlığı kullanıyoruz. Çünkü kırışıklıkların içine girmesi için önce aşağıdan yukarıya, sonra da yandan yukarı doğru çekiyoruz. İlk hareketimi ben baskılı gerçekleştiriyorum. Daha sonrasında yine yumuşak harekete geçiyorum. Yumuşak başlığa. Her zaman şu şekilde toplaya topluyor. Burada elinizden destek alabilirsiniz. Ben aynı zamanda konuştuğum için biraz sıkıntı olabiliyor işlemi yaparken. Düzenli nefes alıp vermeye de özen gösterin. Sonra aşağıdan yukarı
Şu şekilde. Hatta ben sadece sağ tarafıma çalışacağım arkadaşlar. Size sağ ve sol arasındaki farkı göstermek için. Bakın nasıl topluyorum. O an gözünüze batırmayın. Hatırlıyorsanız önce gözümden başlamıştım. Ürünümü yedirmiştim. Göz çevresindeki emilim zaten daha yavaş olur her zaman. O yüzden şu şekilde kaşlarımı kaldırmaya yönelik hareketler yapıyorum. Burada aslında ben tamamen kasları tutuyorum. Ve burada parmağımdan da mutlaka destek alıyorum arkadaşlar. Gerçi bunu şu şekilde... Peki biz de mi böyle çalışalım? Bu tamamen size kalmış. Yani şöyle size kalmış. İsterseniz ben gibi yüzünüzü ikiye bölerek de çalışabilirsiniz. Veya aynı anda kan akışını kesmemek için bu şekilde de çalışabilirsiniz. İki yönü aynı anda çalışmak için. Ama ben genelde birçok işlemde her zaman önce sağ taraflı, sol taraflı çalışırım. Bir nefes alıyoruz. Ben de dudak üstü çizgisi olmadığı için çok gösteremiyorum. Ama olanlar mutlaka şu hareketli tarafı o derin çizgilerin içerisine hareket ettirsinler. Çene hattında, jawline hattında mutlaka yine burayı kullanıyoruz. Şöyle aldık. Şöyle yukarı doğru çıkardık. Daha aşağıdan da başlayabilirsiniz. Buradan buradaki kasa askılıyoruz. Şu şekilde. Sonra şu şekilde yukarı yukarı. Hemen size göstermek istiyorum. Yüzümün. Sağ ve sol tarafı arasındaki farkı siz de fark edersiniz. Sağ tarafıma işlem yaptım ve gerçekten bir 3-4 dakikalık bir işlem gerçekleştirdim maksimum. Sol tarafıma hiç işlem yapmadım. Sadece bir kere geçiş yaptım. Sağ tarafımdaki aydınlanma ile canlanmaya bakar mısınız? Pat diye yukarı çıktı. Dümdüz durayım. Bakın burası daha aşağıda, daha böyle cansız, mat dururken bu taraf daha canlı ve yukarı doğru bakıyor. Yüzünüzde haftada bir 15 dakika uygulama yapıp diğer günlerde sadece birer ikişer dakika ürün yedirmek için bunu kullanabilirsiniz. Hayır, benim zamanım var diyorsanız eğer yüz kaslarını harekete geçirmek için benim size bunu öngöreceğim zaman dilimi haftada 2 ya da 3'tür gün aşırı 15'er dakikada uygulayabilirsiniz. Aa, 15 dakika yapamıyorum, kolum ağrıyor, çok sıkılıyorum diyorsanız da dediğim gibi hiç yoksa en azından 1-2 dakika kan akışını hızlandırmak için. Burun estetiği yaptıranlar, size özellikle söylüyorum, ben de bir yeni estetikte olarak çok baskı yapmadan burun estetiğinin olduğu bölgeye de bu aleti kullanabilirsiniz ki ben estetik olduktan hemen 2 ay sonra kullanmaya başladım bakın. Ucunu bu şekilde kaldırıyorum burnumun. Şu şekilde aleti yukarıdan aşağı doğru tutuyorum. Minimum baskı şu. Benim ödemimin bence bu kadar çabuk gitmesinin sebebi kesinlikle taşın etkisi. Baksanıza. Bebek gibi olmadım mı? Ben çok seviyorum gerçekten. Zaten rutinlerimde de bunu hep görüyorsunuz. Çok da soruyorsunuz. O yüzden özellikle çekmek isterim. Çok büyük bir şeyler veya çok büyük kas bilgisi, masaj bilgisi ihtiyacınızın olmasına gerek yok. Sadece şu şekilde parmaklarınızla yaptığınız hareketi tamamen taşın enerjisiyle yüzünüze yansıtıyorsunuz. Ve yüzünüzde gerçekten çok ciddi derecede bir toparlanma, aydınlanma ve parlama görüyorsunuz. İnce kırışıklıklar, elastikiyet kaybı, ödem, sarkıklık veya belirli noktalarda tamamen şekil bozukluklarınız varsa o nokta üzerinde detaylı bir şekilde çalışma yaparak gerçekten 1-2 ay gibi kısa bir sürede cildinizi toparlayabilirsiniz. Bunun için size bilmem kaçıncı bin iddiayı da verebilirim. Şu taşıtan edinin arkadaşlar.
Bir tane de özel yağ edindikten sonra hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Tamamen cildinizi neme doyurup daha canlı, daha tok ve daha sağlıklı görünmesini sağlayabilirsiniz. Satış sayfalarında bulabilirsiniz. Fiyatına ve yorumlarına göre alın. Hiç bulamıyorsanız Alibaba Taş'a gidin veya evin önüne gidin. Taşçıları gezin. Orada fazlasıyla bulacaksınız. Pembe kuvars taşı olabilir, yeşim taşı olabilir, akik taşı olabilir, jasper taşı olabilir. Birçok taş var. Size uygun olan, sizin enerjinizi yansıtan taşla birlikte bu masajı mutlaka yüzünüzde uygulayın. Sonra bana teşekkür edeceksiniz. Bu konuyla alakalı sormak istediğiniz sorular olursa eğer mutlaka bu videonun altına yorum olarak bırakın. Mutlaka ben size geri dönüş sağlıyorum tek tek. Onun haricinde çok daha detaylı bilgi almak isterseniz de özelden zaten konuşuruz. Bundan sonra çekeceğim video birazcık kendimle alakalı. Bu sıralar pek sağlıklı veya huzurlu hissetmiyorum kendimi. Çünkü biliyorsunuz ben düğün bekliyorum. Düğün hazırlıklarıyla alakalı falan bir video olabilir. Ne dersiniz bu konuyla alakalı? Böyle bir düşünce oluşursa size bununla da ilgili bana içerikle ilgili de yorumlarda bırakın. Onlarla da geri döneyim. Valla şu an bakıyorum şuna şöyle bir yere bakar mısınız? Yakınlaştırayım şöyle kendimi. Bebek gibi oldum ya. Vallahi çok güzelim. Siz de çok güzel olun. Görüşürüz.